Merhabalar, yay. Her neyse, direkt konuya gireceğim. Evet, sonunda PlayStation 4'ten video kaydedebiliyorum. Böyle PlayStation 4'ün kendi kaydetme mekanizmasını falan filan kullanarak değil, direkt olarak sevgili Elgato'mu kullanarak sonunda PlayStation 4'ten görüntü kaydedebiliyorum. Ki açık konuşmak gerekirse gerçekten zahmetli bir iş olduğunu söylemeliyim. Öncelikle size şöyle göstereyim. Şu anda sizin de gördüğünüz gibi PlayStation kendini güncelliyor. Aynı şekilde bilgisayarımda da o görüntüyü görebiliyorum. Yay, artık kaydedebiliyorum. Ama ve lakin şöyle ufak bir problem var. Aslında bu iş gerçekten bana pahalıya patladı. Yani Elgato'dan bedavaya geldi bu. İyi, güzel, hoş falan filan ama ve lakin şu gördüğünüz sevgili alet. Şöyle çevireyim, görebiliyor muyum? Ben görebiliyorum. Ha, bu gördüğünüz bu minnacık splitter denen şey aşağı yukarı... Kamera dur. Aşağı yukarı 20 dolar kadar bir fiyatı var. Bu arada burası çok karanlık. Şuradaki ışığı da açalım. 20 dolar kadar bir fiyatı var o aletin. Sadece 20 dolar. Ama kargosu bayağı bir koyuyor adama. Çünkü Amerika'dan geliyor o alet. Öyle bir ufak bir şey var. Hani zahmetli bir olay. Amerika'dan Amazon gönderecek de onu en az 16 günde falan geliyor. Eğer benim gibi aceleniz varsa, çünkü Infamous gibi bir oyun geliyorsa ve ben onu oynayacaksam bayağı bir uzun sürüyor. Serisini yapacaksam, yani Infamous'ın serisini yapacağım için mecburen hızlı kargo ile göndermelerini söyledim. Fiyatını söylemeyeceğim, bana bayağı sağlam girdi. Her neyse. Yani onu girecekti zaten, onun kurtuluşu yoktu. Onu almamın hemen ardından sevgili Sony ne duyurdu? PlayStation 4'ün bir sonraki güncellemeyle PlayStation 4'ün HDMI şifrelemesini kaldıracağını duyurdu. Yani bu HDMI splitter'a artık ihtiyacım yok. Bu kablo kalabalığına da artık ihtiyacım yok. Bakın, hani size geçen videomda kablo kalabalığı diye bir şey göstermiştim ya. Hatta hala burada duruyor gördüğünüz gibi. Yani bayağı kalabalık hani. Şunu gene iyi. Hani bu gene iyi. Problem yok. Bu gene fena değil. Hani şu kadarcık bir şey, yani evet burası birazcık kalabalık ama bunların hepsinin Elgato ile alakası yok. Yani HDMI splitter bana girdi boşu boşuna fiyatı. En az bir iki hafta daha bekleseydim belki de güncellemeyle ekle kurtulacaktım. Ha, şu var. Şu an PlayStation güncelleniyor. Gösterdiğim gibi. Belki de direkt bu güncellemeyle açılacak HDMI'deki şifreleme. Onu da bilmiyorum bu arada. Hemen şu anda açılıyor olabilir yani. Onu da bilmiyorum. Yani HDMI'yi da ilk kez kullanıyorum. Hani sonunda buraya bağlandı bilmem ne falan filan. Belki de ihtiyacım bile olmayacak artık HDMI splitter'a. Yani tamamen boşuna girmiş olabilir o para. Bire böyle bir durum var. Gerçekten sinir bozucu. Hem de çok. Her neyse, yapacak bir şey yok. Bir kere artık o parayı verip aldığıma göre artık çok fazla sızlamanın bilmem nenin falan filan bir manası yok. Elimde bir dünya gereksiz alet birikmiş olacak. Bunun gibi. Buradaki bir sürü şey gibi. Aynı zamanda buradaki güzel splitter gibi. Ki gerçekten kaliteli bir splitter aslında. Ama ben splitter'ı başka ne için kullanabilirim hiç fikrim olmadığı için şu anda sadece para neyi oluyor? İsrafı oluyor. Aynen öyle. Her neyse, şimdilik bu güncelleme bitince Metal Gear Solid 5 açacağım. Ondan birazcık görüntü kaydetmeyi deneyeceğim. Nasıl göründüğüne bir göz atacağım. Umarım iyi görünüyordur. Aynı zamanda bir iki farklı oyundan da şeyler çekebilirim. Görüntüler çekebilirim diye umut ediyorum. Şimdilik söyleyeceğim daha fazla bir şey var mı? Aa, bu sistemi size anlatmamı ister misiniz? Nasıl olduğunu? PlayStation 4'ten nasıl video çekilir diye bir şey mi yapsak? Hey, uzun sürebilir. Ve ben de ne kadar iyi anlatacağımı bilmiyorum. Burası çok kalabalık şimdi. Ama kısaca anlatmayı deneyelim. Hadi bakalım. Şimdi. Vazgeçtim. Oğlum çok şey ya. Hani ben bile şu an nasıl yaptığımı tam olarak anlamış değilim. Öncelikle bu gördüğünüz güzel Elgato'yu alıyorsunuz. Bu bir Elgato, gördüğünüz gibi böyle yüzeyi falan böyle falan deyip suratına sürebileceğiniz türden bir şey. Buradaki HDMI in kısmına HDMI takıyorsunuz. Ama bu HDMI nereye takılıyor? Nereye takılıyor bu HDMI? Bu HDMI buradan gidiyor. Bu aldığınız güzel splitter'ın output 2'ye takılıyor. Şimdi ben bunu böyle tersten anlatmaya başladım. O yüzden problem daha buradan başladı. Output 2'deki kabloda aynı zamanda bunun bir input kısmı var, bir de output kısmı var. Input kısmındaki kablo PlayStation 4'e takılıyor HDMI. Ondan sonra tabi bunun prizi var. O prizi de bu arada Amerika türü bir priz olduğu için onu dönüştürücü almanız gerekiyor. Her neyse, input'a buradan giriyor. Output 2'den çıkıyor.
Dönüyor dolaşıyor. Buradaki Elgato HDMI in'e giriyor. Buradaki HDMI in'den çıkıyor. HDMI out'tan buradan gidiyor. Monitörün arkasındaki PlayStation'a değil, monitöre bağlanıyor. Hani monitörün arkasındaki HDMI'ye bağlanıyor. Olay bu. Karışık mı? Aslında böyle anlatınca o kadar karışık değilmiş. Ama siz şu an videoyu izlerken hiçbir halde anlamamış olma olasılığınız çok yüksek. Hani size hak veriyorum bu konuda. Kesin haklısınız. Hiçbir halde anlamadıysanız da I'm sorry. Her neyse. İşte böyle video çekiliyor. Yani kısaca PlayStation 4'ten o güncelleme eğer hala HDMI'deki şifrelemeyi açmadıysa video çekmenin şu andaki en kolay yöntemi birazcık masraflı. Hem bu HDMI splitter'a sahip olmanız hem de Elgato'ya sahip olmanız gerekiyor. Buna da sahip olduktan sonrası yani o kadar da kolay olsun artık. Ha. 3 tane HDMI lazım en az bu arada. Ne oluyor lan? Ne oluyor be? O ses ne ya? Evet, şimdi izlediğiniz kısımlar benim PlayStation 4'ten kaydettiğim oyun görüntüleri. Bu şu an seyrettiğiniz şey Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes'tan. Şu harika olan ama gereksiz seviyede kısa olan oyun hani ve aynı zamanda aşırı pahalı olan oyun var ya. Şu an incelemesine hazırlandığım oyun ayrıca bu. Gördüğünüz gibi grafikler yani güzel duruyor durmasına ama ve lakin yani seyrettiğiniz video şu an 30 FPS. Maalesef. Yani ne yaparsak yapalım Elgato ki hani capture cihazlarının kralı gibi bir şey. Gerçekten çok harika bir capture cihazı. Ama ve lakin Elgato bile yani 60 FPS oyun kaydetmiyor şu anda. Ha şöyle bir olay da var. 60 FPS kaydetsek de zaten bir anlamı yok. Çünkü YouTube zaten 60 FPS video kabul etmiyor. Yani YouTube'un zaten videoları otomatikman yani 60 FPS video koysanız bile 30 FPS'e düşürüyor otomatikman. O yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi karanlık kısımları çok iyi göremediyseniz diye bir de aydınlık kısımlardan bir video koydum bu şekilde. Burada grafikler daha canlı, daha güzel görünebiliyor. Yani parlamalar bilmem ne, carçut falan filan. Ama maalesef tabii ki dediğim gibi yine yani ben hani oynarkenki kadar güzel durmuyor elbette. O konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Aynı zamanda yani şu an ben Adobe Premiere ekranından izliyorum. Birazcık da görüntü burada daha küçük olduğu için hala gözüme güzel gözüküyor. Kendim açıp baktığımda o kadar iyi durmuyor. Evet, yapacak bir şey yok. Yani ben PlayStation 4'ten video çektiğimde bile ne yaparsak yapalım maalesef ne kadar üzülerek de olsa grafiklerin güzelliğini size çok fazla yansıtamayacağım. PlayStation 3'te ne kadar yansıtıyordum o ayrı mesele. Yani PlayStation 3'te çok iyi yansıtamıyordum. Mesela Uncharted 3'ün grafiklerinin inanılmaz olduğunu düşünüyorum ben. Ama ve lakin çektiğim görüntülerin hiçbirinde o kadar iyi durmuyordu. Çöl bölümleri hariç. Çöl bölümleri ne olursa olsun çok güzel duruyorlar. Şu PlayStation 3'ün yani Elgato videosunda çektiğim Journey'de de mesela Journey'de çok güzel duruyor. Bir gariplik var. Çözemedim o muhabbeti ama çöller PlayStation oyunlarında çöller hep çok iyi duruyor. Çölleri çok iyi dizayn ediyorlar. Niye bilmiyorum. Şimdi birazdan derken birazdan geçtik. Infamous Second Son'dan bazı görüntüler göstereceğim size. Infamous'ın yani grafik kalitesi Metal Gear Solid kadar iyi değil. Açık konuşmak gerekirse. Bu arada açık konuşmak gerekirse ve amma ve lakin ne kadar çok kullandığımı fark ettiniz mi? Shot game yapabilirsiniz bu muhabbetten. Her neyse. Gördüğünüz gibi Infamous'ın grafikleri çok da iyi değil. Ve oyunun kendisi de şu anki videodan daha hızlı oynamıyor aslında. İşin garip tarafı. Yani şu an seyrettiğim video ile benim oynarken ki hani kare sayısı aşağı yukarı aynı diye düşünüyorum. Infamous Second Son 30 FPS demek mi bu? Olabilir. Yani Metal Gear Solid 60 FPS'de ama Infamous yani Metal Gear Solid'e göre hareketler birazcık daha yavaş aslında. Gerçekten de. Harbiden de öyle. biliyorsunuz bu oyunun serisini yapmayı düşünüyorum. Daha doğrusu yapacağım gibi duruyor şu anda. Benim gerçekten yani şu an gerçekten oynarken eğleniyorum bu arada. Güzel bir oyun. Ama hani ne olur ne olmaz incelemesini falan filan da yaparım diye oynarken bir yandan kendi şeyimi kaydediyorum. Hani kendi oynayışımı kaydediyorum. Ama seri için bir daha en baştan başlayacağım elbette. Gerçekten zevkli güçlerin kullanım bilmem ne falan filan. Şu an çektiğim kısımlar daha oyunun ilk bölümlerinden. Çok fazla gücüm yoktu o zamanlar yani. Ama o zaman bile yapabildiğim hareketlerin sayısına baksanız da çok farklı farklı değişik şeyler yapabiliyordum gerçekten.
Yani özellikle ileride 2-3 tane daha farklı farklı güç açtım şu anda. Hala bitirmiş değilim ama 2-3 tane farklı güçler açtım. Onlarla birlikte oyun inanılmaz eğlenceli ve bazı efektler çok güzel duruyorlar. Hani ya kullandığımız güçler çok güzel duruyor aslında. İnsanların suratları bilmem ne cırt falan filan hala çok 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 iyi gözükmüyor. Yani kıyafetler falan güzel de suratlar falan filan hala hani ben yeni jenerasyona henüz alışamadım. Daha yeni jenerasyona yeteri kadar hakim değilim diye bağırıyor yani oyun yapımcıları. Hani ama ve lakin şu efektler duman efekti olsun, cart olsun, curt olsun falan gerçekten çok iyi. Hani ışık efekti, duman efekti harika. Ve bu videoda da siz de umarım onu görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Her neyse bu benim bundan sonra PlayStation 4'te çekeceğim görüntü kalitesiyle ilgili size ufak bir fikir vermek amacıyla yaptığım bir video. Görüntü kalitesi aşağı yukarı böyle olacak. Sizce görüntü kalitesi nasıl? Kötü mü yoksa iyi mi? Bana fena değil gibi gözüküyor. Yani derken gene videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ben gene her seferinde aynı şeyi yapıyorum. Video bitiyor ben hala konuşmaya devam ediyorum. Aynı şey olduğu yine. Evet. Kısaca PlayStation 4'ten kaydedeceğim videoların görüntü kalitesi aşağı yukarı bu kadar olacak. Sizce birazcık üzerinde oynanmalı mı? Ne bileyim belki birazcık render yapmadan önce editlerken falan üzerinden geçerek renk ayarları, cartçutla falan filan uğraştırarak daha iyi görüntü kalitesi koyabilirim ortaya. Bunu size de bir sorayım dedim. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Hem Infamous serisinde hem de yarın koyacağım haftalık vlogda görüşmek üzere. Haydi bay bay.